Merhaba arkadaşlar. Bugün balyoz şeyini göreceğiz, oynanışını göreceğiz. Şöyle deneme kısmını alayım. Seçeceğim birimler bunlar. Limon Hisarı'ndan başlamışız. Burası için de ayrı bir video çekmeyi planlıyordum ben. Bu şekilde birimleri tercih ettim. Neden bunları tercih ettim diye soracak olursanız. Şöyle şuradan başlayalım. Balyozda önemli olan şey şu, bıraktığınız birimin olduğu yerde kalıp işte Fen'in oğulları gibi hareket etmeyerek, yani düzensizlik sağlayan olduğu yerde kalıp onların içine atacağınız adamı seri bir şekilde eritmesi gerekir. Bunu da gözlemlediğim kadarıyla Tesseract'ler, Condottieri'ler, Fortebrazo'lar, onun dışında kalan bu tarz birimler, İşte çavuşlar olur veya onların gelişmişleri simakiler olabilir. Bu tarz birimler çok da güzel yapmaktadır. Bu nedenle bu tarz birimleri tercih etmeye çalışıyorum. Veyahut bunların yanında sizi takip edecek birimler de tercih edilebilir. Yani bazılarının skillerine bastığınız zaman sizin etrafınızı saracak şekilde hareket ederler. Çavuşlar buna bir örnektir. Aynı şekilde kızlar da buna bir örnektir. İsmini şu an için tam hatırlayamadım. Evet, oyunumuz başladı. Bakalım. Önden gitmeyeyim ben de. Çok fazla yolu biliyormuş gibi devam ettim öyle. Elemanlar geri döndü orada. Bunlar da burada dursun. Yukarıdan birini yakalarsam atarım buraya. Full çekiyor merdiven. Oradan ilk böyle alıyorlar direkt. Şöyle şuraya yerleştir bunları. Birisini alıp gelebilirsem. Şekilde gittim, V'ye bastım sadece. Olay bu. Eğer içlerini atsaydım ve bazen V'ye de basmama gerek kalmıyor. Otomatikman dövüyorlar. Çok fazla aralarında kaldım. Umarım kapıdan çıkmaya çalışmazlar dedim ve kapıdan çıkmaya çalıştılar. Şu an ölüyorlar. Evet. Evet, fazla eklenen ekmeğin noktası şurası sanırım. Burada zaten vardı, burada vardı. Burada fazla eklenmiş. Şöyle kargıllarla bir deneyelim bakalım turda.
kafalarını atayım Eris Ninja. Önden gelen bir grup var. Yukarıdaki böyle almışlar, yukarıda biri daha var. Ah, yakalayamadım. Eleman geri döndü. Yılanlayacak oradan ya bu. Aa, oradan buraya nasıl indi öyle? Orayı doldurtmadan bozabilirsem çok tatlı olacak. Atımızı değiştirelim, birimizi alalım. Yukarı çıkıyor mu daha ya? Şöyle koysak. Burada tek çıktırırsak da çökerler. O yüzden geri gideyim ben be. Bu arada garip bir şekilde namkanların arasına attığınız zaman da namkanlar tekleyebiliyor adamı. Şöyle bir adım daha yukarı çıkartayım bunları. Ah, skillim bozdu. Şöyle bir gitsinler bunlar. Şöyle alalım. Bizimkilerin önüne doğru atalım. Ölür o zaten karamaya.
Aynen. Nereden sıkıyorlar acaba? O da gitti. 7, 3, 8, 2. Ne çoğunluk yaşıyor. Şöyle bir tık geri çıkalım o da. Bizim çoğusu ölmüş. Göstermek adına bir güzel bir pozisyon kollayayım ben de. Mesela şunu alabilirsem. Aynen aldım. Götürdüm. Attım mesela aralarına. V falan basmıyorum. Otomatik vuruyorlar onu. Başkası aldı. Orası önemli değil ama. O giden can için V falan basmadım ben. Birimler otomatik hallediyor. Bu tarz birimler kullanırsınız işte dediğim gibi. Kucakla bırak olayı. İşinizi görür. Şöyle vurdurayım artık ne yapayım? Ona yapacak bir şey yoktu. Birazcık çok önde oynadım. Ama oyunun mantığı bu. Eğer ki surlu bir yere denk gelseydik o daha iyi olurdu. Orada daha etkili olabiliyor çünkü bu ultisi. Yeni map'te atacak bir yer yok. En fazla birimlerin arasına atıyorsun. Bizim asker kalmamış ondan. Ona hiç dikkat etmedim ben. Bak mesela bu arkadaş da hukukun cezasını kullanıyor. Onunla yerden kalkma özelliğine sahip. Ve mesela runlarında koşarken de can basma olayı var. Ama gördüğünüz gibi pek de işe yaradığını söyleyemem ben. Son 1,5 dakikada bir fight'a daha girersek görmek anlamında güzel olur. Şuradan birileri savaşmış sanki. Aynen. Bir grup var orada. Tabii bir işe yaramadı bu ama. Çaba boşa gitti. Evet zaten 60 saniyesi kaldı. 60 saniyede biz ölüyoruz abi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video oynanıştan ziyade Limu Hisarı videosu olarak da gelebilir. Hani bir map'i göstermek adına bir de nasıl söyleyeyim ben size. Yani burada nasıl giriliyor, nereden giriliyor şeklinde genel bir bakış olarak da bir taktik olarak değil de. Şurada içeriden çıktık zaten oradan yöneldik sağa sola. Biliyorsunuz izlediniz. Dediğim gibi Limu Hisarı bölümü olarak gelebilir. Bir diğer bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.